Sevgili Kanal 23 izleyicileri, herkese hayırlı günlerler. Tekrardan hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bugün Pratik Lezzetler Mutfağı'nda yine birbirinden lezzetli tariflerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Hemen WhatsApp numaralarımızı vermiş olalım sizlere. 0506 094 67 sonu Kanal 23 sevgili izleyiciler. Bizi nereden izliyorsanız, Dijitürk'ten 151 tuşunu basarsanız Kanal 23'ü izleyeceksiniz. Bugün bakalım kaç kişi bizi izliyor, nerelerden bizi izleyecekler, tariflerimizi kimlerle paylaşacağız ve kimler bizlere tariflerini paylaşacaktır. Dört gözle bekliyoruz ve bugün Pratik Lezzetler Mutfağı'nda sizlere güzel bir portakallı, güzel bir şekerpare yapacağız sevgili izleyiciler. Yanına da yine güzel bir sebzeli ve fırında güzel bir köfte hazırlayacağız. Misket köfte ama fırında yapacağız bugün, sulusunu değil. Ve yine güzel bir salata yapacağız yanında sevgili izleyiciler. Mutfağımız ne varsa sizlere tariflerimiz gelecek. Vakit kaybetmeden Bismillah deyip başlayalım sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. İlk öncelikle sevgili izleyiciler, kıymamızı yoğuralım. Biraz dinlemesi kenara alacağız. Ardından da şekerpare hamurumuzu yoğuracağız. Onu da kenara alacağız. Sonra köftemizi yapıp fırına vereceğiz. Köftemizi çıkardıktan sonra da şekerparemizi fırına vereceğiz sevgili izleyiciler. Hemen ne yapalım? İlk önce güzel köftemizi yoğurmak için bir kabımızı alalım. Yine bir adet kuru soğanımız hazır ve rendelememiz lazım kuru soğanımızı. Bir adet orta boy kuru soğan rendeleyeceğim ben sevgili izleyiciler. Evet sevgili izleyiciler, soğanımız tamam, rendeleyeceğim. Kenara alıyoruz ve soğanımızı sevgili suyunu iyice süzeceğiz. Kıymamızı hemen ben ilave edeceğim. Ve şimdi sırayla baharatlarımızı atacağız. Yine tuzumuzdan sevgili izleyiciler. Yine karabiber bir çay kaşığı kadar, biraz da hafif acımsı olsun diye pul biber biraz sevgili izleyiciler. Bir tatlı kaşığı dolusu ve yine yeni baharımızdan atacağız. Bir çay kaşığı, yine çok küçük bir parça şöyle bir tutamda olmazsa olmaz kekikimizden ilave edeceğiz. Ve sevgili izleyiciler, irmik ilave edeceğim ben biraz da. Yaklaşık bir yarım su bardağı kadar da irmiğimizi ilave etsek yeterli olacaktır. Hatta dolduralım bugün çünkü 1 kilo kıymamız var. Biraz da bol bir köfte yapalım. Normal sulu köfte yaptığımız, misket sulu köfte yaptığımız şekilde yapacağız ama biz bunu bugün fırınlayacağız sevgili izleyiciler. Fırında pişireceğiz. Birazdan, biraz yoğurduktan sonra bir tutam da maydanoz ilave edeceğim ben sevgili izleyiciler. Çünkü taze yapacağımız için hemen maydanozumuzu da ilave edeceğim ben. Evet, biraz da maydanoz doğrayıp maydanozumuzu ilave ettikten sonra ben hemen tekrardan yoğuracağım onu sevgili izleyiciler.
İnce ince kıyacağız bir tutam da maydanozumuzdan. Evet sevgili Cem, maydanozumuzu da hazırladık. Yine çok küçük bir parça da sıvı yağdan ilave edeceğim. Biraz da öyle yoğuracağım sevgili izleyici. Ondan sonra bir yemek kaşığı kadar öyle yeterli olacaktır. Yine köftemize tabii ki sevgili izleyiciler olmazsa olmazımız bir adet de yumurtamızı ilave edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, köftemizi şimdi dinlenmeye bırakacağım. Sadece çok küçük parça un ilave edip hemen dinlendireceğim. Bir yemek kaşığı unumuzu da ilave edip yumurtadan sonra şöyle sadece bir yemek kaşığı lezzetli bir fırın köfte bugün ikram edeceğiz sevgili izleyiciler. Evet şöyle gösterebilirim. Gördüğünüz gibi kıymamız hazır sevgili izleyiciler. Hemen dinlensin bu. Ardından ben şekerparemizi yapmak için sevgili izleyiciler onu hazırlayacağız. Hemen sıra şekerparemizde sevgili pratik lezzetleri izleyicileri şekerparemizde yapıp dinlendireceğiz. En son ikinci adada fırınlayıp ve şerbetiyle beraber pişireceğiz. Birazdan şerbetini de kaynatacağız. Hemen gelen mesajlarımızı bu arada dün yayından çıktıktan hemen sonra mesaj gelmişti. Öncelikle o mesajımı okuyayım. Dünkü mesajımı okumak istiyorum. Çünkü yayından hemen sonra geldi. İzleyicimiz de bize kırmasın. Merhaba şefim ben... Ayşe Genç demiş, sizi izliyorum. Maden'in Durmuştepe köyünden Gebze'de olan Enes Genç oğluma selamlarımı söyler misiniz demiş. Dün mesaj atmıştı bize sevgili ablamız. Biz de buradan bugün Gebze'deki Enes Genç oğluna selamlarımızı Kanal 23 aracılığıyla mutfağımızdan gönderiyoruz. Ve şimdi hemen gelen mesajlarımız. İyi yayınlar, hayırlı Ramazanlar şefim. Okan Aydemir demiş ben. Çok teşekkür ederiz Okan kardeş. Merhaba Feyzullah Bey, ben Cafer Kız
istemeye gitmeyi düşünüyoruz demiş. Bize keyifli çikolatalar yapar mısınız? Ben Holpek'ten demiş yazıyorum. Tabii seve seve yaparız sevgili Cafer Bey'e. Kız istemeye gidiyormuş. Şimdiden Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. İletişim bilgilerinizi atarsanız ben yayından sonra alacağım sevgili izleyiciler. Ondan sonra konuşuruz. Ne şekil bir çikolata istiyorsunuz? Ne tarz bir çikolata, kurabiye istiyorsanız onu da hazırlamış olacağız sizler için. Ve şimdi de sevgili izleyiciler ne hazırlıyoruz? Şekerparemizi hazırlayacağız. Yine şekerparemizi güzel bir portakal aromalı bir şekerpare. Yaklaşık 3,5 yemek kaşığı kadar yine irmiğim var. Burada kenara bırakıyorum. Bir adet yumurtamız var sevgili izleyiciler. Öncelikle sıvılarımızı bir harmanlayalım. Ardından da ne yapıyoruz? Diğer bütün malzemelerimizi karıştırıp güzel yoğurup onu da biraz dinlendireceğiz. Ve bir portakal suyu. Suyunu sıktım sevgili. Taze sıkılmış portakal suyu. Yine bir paket vanilyamız var. Ve kabartma tozumuzdan da bir çay kaşığı kadar ilave edeceğiz sevgili izleyiciler. Kabartma tozumuz da burada. Bir çay kaşığı dolusu kabartma tozu ilave ettim. Yarım su bardağı, 200 ml su bardağımızdan pudra şekeri. Ve yine 250 gram kadar tereyağıyla margarin karışımı var. Onu da ilave ettik sevgili izleyiciler. Yine irmiğimizi de ilave ediyoruz. Bunları yoğurduktan sonra da sevgili izleyiciler yavaş yavaş undan alabildiği kadar da unumuzu ilave edeceğiz. Unumuzu da alabildiğince yavaş yavaş ilave edeceğiz. Unumuz iyice elimizi eldivenimize yani bırakıncaya kadar biraz daha sertleştirip ardından eldiveni çıkaracağım. Eldivensiz yoğurmaya başlayacağım sevgili izleyiciler. Evet, yavaş yavaş unumuz kıvamına geldi sevgili izleyiciler. Şekerpare hamurumuz da.
Evet, şimdi eldivenimizi çıkaracağız. Küçük bir parça un da atıyoruz ve hamurumuz kıvamını aldı sevgili izleyici. Artık 2 dakika daha yoğurup hemen hamurumu dinlenmeye alacağım. O arada köftelerimizi yapıp fırına atacağız. Ve sevgili izleyiciler, en sonunda şekerparemizi yapacağız. Evet. Unumuzu da, hamurumuzu da hazırladık sevgili izleyiciler. Hemen toparlayalım tezgahımızı ve şimdi köfte yapımına başlayacağız. Yine gelen mesajlarımız var. Hemen onları da okuyalım size. Merhaba şefim, ben köfteye un katıldığını ilk kez gördüm demiş. Siz galiba köfte yapmayı bilmiyorsunuz. Siz daha iyi bilirsiniz, doğrudur. İyi yayınlar şefim, ben Müslüm Şanlıurfa'dan revani yapar mısınız demiş. Önümüzdeki hafta içi de revani yapacağız. Evet sevgili izleyiciler, yavaş yavaş köftemizi hazırlamaya başlayacağız. Sevgili izleyiciler, yemek yaparken neyi seviyorsanız eğer siz onu yemeğinize katabilirsiniz. Şimdi köftelerimiz burada ve fırın tepsimizi alalım fırınımızdan. Yavaş yavaş da onu dizdikten sonra sebzelerimizi de ilave edeceğiz. Bugün 2 çeşit köfteyi yapacağım aynı tepsi içinde. Biraz misket, biraz da böyle patlıcanların arasına bırakarak dizeceğiz. Güzel bir köfte hazırlamış olacağız sizler için. Hemen bu arada patlıcanlarımızı hazırlamış olalım öncelikle sevgili izleyiciler. Üç adet orta boy patlıcan bize yeterli gelecektir.
Sebzeli güzel bir köfte hazırlıyoruz Fatih abi. Köftemiz biraz fazla da yağ var. Çok hafif bir de sos, tereyağlı sos üzerine gezdireceğim için sıvı yağ bir daha vurmayayım. Çok yağlı olmasın akşam iftarda, midesini bozmasın arkadaşlarımız. Hemen kıvırcıkları poşete doldurayım, vereyim Fatih abi. Manavımız da var. Allah hoşunuza gitsin. Ama bugün gerçekten çok güzel yeşillikler getirmiş evde. Aynen. Hangi manav abi? Hangi manav? Bahçeli evlerde. Kıpkırmızı bir çilek olur ya yersin. Çilek kadar güzel, narin bir manavımız. Buradan Murat abimizi ve ekibini selamlıyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Evet, çilek de var, kiraz da var, kayısı da var. Bu ara meyve bol. Küstün oynamıyorum Fatih abi. Evet sevgili izleyiciler, köftelerimizi tek tek, bir patlıcan bir köfte, en son üzerine kırmızı biberimizden ilave edeceğiz. Pişmeye yakın da bir sıra domatesimizden süsleyeceğiz üzerine.
Yarın yine sevgili izleyiciler, cuma günü bildiğiniz gibi biz sahurluk hazırlayacağız. Yarına da güzel sahurluk böreklerimizi hazırlayacağız yine. Geçen cuma sigara böreği, el böreği yapmıştık ama bu defa güzel peynirli, ıspanaklı, patatesli böreklerimizi yine sizlere hazırlayacağız. Evet sevgili izleyiciler, tepsimizi doldurduk. Kıymamızdan daha var biraz daha. Onu da misket olarak yuvarlayıp ikinci tepsimize ilave edeceğiz. Fırınımızı da açalım bu arada sevgili izleyiciler. Yine 2 adet domates. Ve sevgili izleyiciler, 2 adet de kırmızı, 3 adet de kırmızı biberimizden güzelce doğrayıp tepsimizin üzerine dizdikten sonra da fırına göndereceğiz. Tabii ki domateslerimizi pişmeye yakın sevgili izleyiciler. Son 10 dakikasına bırakacağız ki çok ezilmesin. Bir de tereyağlı güzel salçalı bir sos hazırlayacağız. Evet, kırmızı biber daha ilave edeceğiz. Evet. Domateslerimizi hazırlayalım ama pişmeye yakın sevgili izleyiciler yine üzerine dizeceğiz. Güzel de bir tel şehriyeli çorba da pişireceğiz birazdan. Şimdi
Şimdi tereyağlı salçalı sosumuzu ilave edeceğiz üzerine sevgili izleyiciler. Yine bir yemek kaşığı dolusu gördüğünüz gibi tereyağımızdan kullanacağız. Gelen mesajlarımızı hemen okuyalım. İyi yayınlar şefim. Ben Arzu sizi ta Moğolistan'dan izliyorum demiş. Pratik lezzetler sayesinde memlekete olan özlemim diniyor demiş. Çok teşekkür ederiz. Buradan Moğolistan'a da sevgili Arzu Hanım'a da hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Selamlarımızı gönderelim. Şefim sizin gibi iyi bir şef yok dünyada şefim. Ne yazmış? Şanlıurfa'ya gelir misiniz? Çok teşekkür ederiz. Şanlıurfa'ya tabii ki program olarak biraz zor geliriz ama biz bir hafta sonu olabilir, gelebiliriz. Tabii ki zamanla. Evet, burada da şimdi sevgili bir izleyicimiz hemen bize bir resim atmış. Abdurrahim, kardeşimle bizi gösterir misiniz demiş ekrandan. Resimlerini atmışlar. Evet, buradan güzel kardeşlerimizi göstermiş olalım. Böyle yakın çekim girersen. Güzel bir izleyicimiz bizi izliyormuş. Kardeşiyle beraber resim çekmişler. Hemen buradan işte gördüğünüz gibi buradan da kardeşlerimize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Yine sevgili izleyiciler, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlere lezzetli tariflerimizi vermeye devam ediyoruz. Tereyağı sosumuzu da köftemize ilave ettikten sonra fırınımıza göndereceğiz. Baharatlarımızı zaten köftemize koyduğumuz için buraya da fazla bir baharat ilave etmeyeceğiz. Çünkü sevgili izleyiciler, bu sefer çok aşırı derecede baharatlı olacaktır. Bizleri yine yurt dışından izleyen tüm izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Dijitürk'ten 151'den bizi kim izliyorsa bulunduğu şehri ve sevgili izleyiciler, bulunduğu ili, kasabayı yazıp bize bir mesaj atarsa bakalım bugün yine kaç kişi bizden yemek tarifi almış olacak sevgili izleyiciler. Evet. Sosumuz da hazır sevgili izleyiciler. Tereyağlı salçalı bir sos da köftemize verdikten sonra hemen ne yapacağız? Fırına göndereceğiz. Zaten köftemiz de hafif yağlı olduğu için sevgili izleyiciler çok aşırı bir yağ koymadık. Tepsimizi de yağlamadık. Çünkü bu sefer çok yağlı olacaktır. Köftemiz reklam sonrası gelene kadar pişecektir zaten sevgili izleyiciler. O arada da biz ne yapacağız? Köftemizi çıkardıktan sonra da güzelce bir şekerparemizi sizlere pişireceğiz sevgili izleyiciler. Fırınımız yaklaşık 220 derecede. Hemen 200 dereceye alıyoruz. Köfte çünkü bildiğiniz gibi erken pişecektir sevgili izleyiciler. Ve biber ve patlıcan da çok aşırı geç pişen sebzelerden değil. Yine tezgahımızı hemen temizleyip ardından da ne yapacağız? Şekerparelerimizi hazırlayıp bir diğer fırın tepsimize dizeceğiz sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri.
Evet, şekerparelerimizi alıyoruz. Hafif bir yağlayacağız tepsimizin altını. Buradan tekrar Urfa'daki bizi izleyen tüm izleyicilerimize selamlarımızı göndermiş olalım. Yine gelen mesajlarımız var. Bir ucundan hem mesajlarımızı okuyalım hem de sizlere şekerparelerimizi hazırlayalım sevgili izleyiciler. Ben Dadeş'ten demiş Gıyasettin şefim bir gün bizim köye gelin. Tandırda cağ kebabı yapalım demiş. Ekibi de alın gelin demiş. İnşallah diyelim sevgilici. İyi yayınlar. İstanbul'dan yazıyorum. O güzel dekore edilmiş mutfağa tereyağının marketten yeni alınmış kovasındaki demiş plastik. Kabı yakışmış, saygılar demiş Zehra Hanım. Çok teşekkür ederiz Zehra Hanım'a. Kabımız burada sürekli tereyağını evde yapıp sevgilice gördüğünüz gibi top top getirip sürekli burada kullanıyoruz. Çünkü dolaba aynı zamanda alıyoruz. Çok teşekkür ederiz buradan Zehra Hanım'a da İstanbul'a da sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Eğer fındık veya ceviz varsa sevgili izleyiciler üstüne ilave edebilirsiniz. Biz cevizimiz var. En son cevizlerden üzerine tabağımıza şerbetini döktükten sonra rendelenmiş cevizimizden bırakacağız sevgili izleyiciler. Evet bugün Abdurrahim burada mısın bu akşam? O zaman ayırsınlar yarın sana. Evet, yarın iftarını açarsın. Urfa'ya davet var Abdurrahim, gider miyiz? Urfa ikinci memleketim, bizi Urfa'ya davet ediyorlar. Tamam o zaman ne yapıyoruz? Artık bayramdan sonra bir Urfa seyahati yapalım. Sevgili izleyiciler, reklama gitmemize bir 2-3 dakikamız var. Reklamdan döndükten sonra da tatlımızın şerbetini sizinle beraber vereceğiz ve yemeklerimizi fırından çıkarıp ve çorbamızı, salatamızı yapacağız.
Yemeğimiz fırında. Birazdan sevgili izleyiciler yemeğimiz de pişmiş olacak. Çünkü kıyma olduğu için gayet erken pişecektir. Evet. Bir dakika sonra biraz da para kazanalım değil mi Abdurrahim? Reklama gideriz. Reklamlardan sonra da tariflerimizi vermeye devam edeceğiz. Tüm izleyicilerimize sakın bir yere kaybolmayın. Ekranlarını yeni açmış olan izleyicilerimiz eğer cepten izliyorlarsa 151'den yani Dijitürk'ten 151'den Kanal İmşi izleyebilirsiniz. Sevgili izleyiciler sakın bir yere ayrılmayın. Biz devam ediyoruz. Reklamlardan sonra Pratik Lezzetleri Mutfağı'nda buluşalım. Sevgili Kanal İmiş izleyicileri, Pratik Lezzetleri kaldığı yerden devam ediyor. Ekranlarını yeni açmış olan tüm izleyicilerimize hemen bugünkü tarifimizi tekrardan bir geçelim. Güzel bir sebzeli köfte yaptık sevgili izleyiciler. Fırında şu an çıktığını tekrar tarifini geçeceğim. Bütün malzemelerimizi vereceğiz. Ve şimdi güzel bir tel şehriye, sebzeli bir tel şehriye çorbası yapacağım. Tatlılarımız bekliyor, tatlılarımızı kızartacağız. Ve ardından da güzel bir salata yapacağız sevgili izleyiciler. Hemen gelen bir iki mesajımız vardı. Onları da ben okuyayım reklam arasındayken. Sevgili izleyiciler. Merhaba demiş. Nasılsınız? Hayırlı Ramazanlar. Halep'teyim. Güllaç yaprağı evde yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsiniz. Aslında bizim daha önce güllaç resmimiz vardı sevgili izleyiciler. Yani daha doğrusu yaptığımız bir veterimiz vardı. Eğer yönetmenim bulabilirse verecek, yoksa reklam sonuna yani yayın sonuna doğru ben vereceğim. Tekrar tarifimizi sevgili izleyicimiz Halep'teymiş. Nasıl yapacağını tarif edeceğiz biz de ona. Güzel bir sebzeli de şehriye çorbası yapalım sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz Ramazan olduğu için ve sebzeli de daha güzel, daha lezzetli olacaktır. Biz hemen yavaş yavaş tereyağımızı atalım. Biraz da normal sıvı yağımızdan ilave edeceğiz. 2 yemek kaşığı kadar sevgili izleyiciler. Ve bir adet orta boy kuru soğan doğrayacağım ben. Yine yeşil biber, kırmızı biber, yarım da patlıcan kullanacağım. Böyle 3-5 tane içinde görüntü olsun diye.
soğanlarımız yavaş yavaş şöyle pembeleşmeye başladığında sevgili izleyiciler ne yapacağız? Biberlerimizi doğrayıp içine ilave edeceğiz. Bu arada evet köftelerimiz sevgili izleyiciler hazır. Ben köftelerimi hemen fırından çıkarıp bu arada şerbetimizi de koyacağız hemen ocağımıza. İşte sevgili izleyiciler köftelerimiz de hazır. Şöyle kenara bırakayım. Tezgahımız çok daha fazla ısınmasın, yanmasın diye sevgili izleyiciler. Hemen şöyle sevgili kameramanım gösterirse gördüğünüz gibi. Çünkü akşam da son bir 5 dakika sevgili izleyiciler ne yapacak o? Fırına tekrardan girecek çünkü. Hemen şerbetimizi hazırlayalım tatlımız için. Su bardağımız biraz küçük, biraz iri su bardağı olduğu için 6 su bardağı koydum. Normal büyük bir su bardağından 4 adet yeterli olacaktır sevgili izleyiciler. Hemen şekerimizi de ilave edeceğim ben. Yemek kaşığı da şekerimizi, çünkü çok fazla aşırı tatlı olmasına gerek yok. Çünkü pudra şekeri de ilave etmişiz zaten. Ama baklava yapmış olsaydık birebir sevgili izleyiciler. 3 su bardağı dolusu da şekerimizden ilave etmiş olduk sevgili izleyiciler. Ve yine bir parmak kalınlığında bir limon doğrayacağım ben sevgili izleyiciler. Şerbetimiz için. O da kaynamaya başlasın. Hemen limonumuz da burada. Yine limonumuzu bir suya tutalım. Şöyle bir parmak kalınlığında. Yani 4-5 damla da atabiliriz ama biz böyle içine atıp beraber kaynaması daha güzel olur sevgili izleyiciler. Hemen yavaş yavaş pembeleşmeye başladı soğanlarımız. Hemen sebzemizi ince ince doğrayıp ilave edeceğim. Şöyle yarım da patlıcan doğrayacağım ince ince yine. Yine buradaki Halep'teki kardeşimize güllaç tarifimizi vereceğiz sevgili izleyiciler. Biz daha önce yapmıştık. Onu eğer bulabilirlerse biz VTR'sini vereceğiz. Ama bulamazsak ben birazdan tarifini sevgili Halep'teki izleyicimizle paylaşacağım. Güzel bugün akşam iftarda bir güllaç yapabilir. Ama sadece şunu söyleyelim. Onun yufkasını evde biraz zor olur sevgili izleyiciler. Tarifini yine onun da söyleriz ama gayet zor olur. Çünkü onda 3 ocak lazım ve eskiden kullanılan kalkanlar vardı. Tabii şu an sacda yapılabilir ama çok uğraştırır sizi. O yüzden hazır güllaç tavsiye ederiz sevgili izleyiciler. Biraz da sebzemiz böyle 2-3 dakika kızardıktan sonra salçamızı ilave edeceğiz ve şehriyemizi ilave edeceğiz. Ardından da çorbamızı pişirmeye devam edeceğiz. Bu arada ben sürahimizi veya yine kettle'ımızı alalım. Yine arıtma suyumuzdan ilave edelim sevgili izleyiciler.
Şerbetimiz de bu arada kaynamaya başlasın. İyice karıştıracağız. Çünkü şekeri içinde iyice eritmemiz gerekiyor. Şeker paralarımız da yavaş yavaş sevgili izleyiciler. Fırında pişiyor. Hemen yine şekerli olan kaşığımızı da elimizin altına alıyoruz buraya sevgili izleyiciler. Evet, sebzelerimiz tamam. Ben hemen salçamı da ilave edeceğim. Yine bir dolu bir kaşık salça da ilave ettikten sonra sevgili izleyiciler, yine salçamızı tabii ki her zaman olduğu gibi iyice kızartacağız sebzelerimizle beraber. Ardından baharatlarımızı atıp ve şehriyemizi ilave edeceğiz. Pişmeye bırakacağız çorbamızı. Yine çok küçük bir parça sevgili çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı dolusu da pul biberimizi ilave ediyoruz. Ve kuru naneden bir çay kaşığı. Biraz da tuzumuzu ilave edeceğiz. Suyumuzu vereceğiz. Suyumuz kaynadıktan sonra şehriyelerimizi ilave edeceğiz. Biraz daha su ilave edelim. Güzel sebzeli bir şehriye çorbası da akşam iftarda çok güzel olur sevgili izleyiciler. Evet, 1,5 sürahi suyumuzu ilave ettik. Çorbamızı kaynamaya bırakacağız. Bu arada yine gelen mesajlarımızda sizlere okumuş olalım sevgili izleyiciler. Sağ olun, anladım demiş. Baki yufa evde yapabilir miyim demiş. Yufkayı evde yapamazsınız. Çünkü zor olur sevgili izleyicimiz. Yani şöyle söyleyeyim, çok hem de evde bayağı bir sizi uğraştıracağı için hazır yufka alabilirsiniz. Evde keyifle yapabilirsiniz ama diğer tarifi de size verebiliriz isterseniz. Ama evde tabii ki çok uğraşacak, evi batıracaksınız. O yüzden de o riske hiç girmeyin. Ben Halep'te yaşıyorum demiş ama cilacı yufkayı seviyorum demiş. Cilalı yufkayı seviyormuş. Evet, yufkası güzel ama buradan da hazır marketlerden alabilirsiniz. Evde işte geniş olması lazım dediğim gibi, bunu sadece özel olacaktır. Ve 3 aşamadan geçecek, dinlenmesi gerekecektir, biraz zor olur. Ben yine de çok teşekkür ediyorum sevgili izleyicimize. Şekerimiz de sevgili izleyiciler, şerbetimiz iyice kaynadıktan sonra yavaş yavaş artık kızarmaya başladı. Şimdi ne yapacağız? Salatamızı hazırlayacağız sevgili izleyiciler. Yine salatamız için rokamız var burada. Zaten gerçekten de manavımız çok, hem orada bir amcamız var. Çok temiz yapıyor sevgili izleyiciler. Tek tek hepsini ayıklıyor. Maydanozu ayrı ayıklıyor. Salata için
rokayı ayrı, dereotunu ayrı, hepsini ayrı ayrı hazırlayıp sevgili izleyiciler temizleyip orada tüm vatandaşlarımızın gidip rahat rahat alabileceği bir hale getiriyor. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl ve tertemiz. Güzel bir rokalı sebzeli salata yapalım. Yine sevgili salatalıklarımızdan alalım iki tane. Bir adet de büyük bir domates alalım. Artık yerli kıraçtan olan salatalıklarımız gelmeye başladı sevgili izleyiciler. Bu haftadan sonra artık tamamen yavaş yavaş yerli ürünlerimiz de çıkmaya başlıyor. Yerli dedim sevgili, yine ki Elazığ'daki seralardan tabii ki. Tabii bahçelerdekiler daha yeni yeni çiçek açmaya başladılar. Evet, şekerparelerimiz kızarmaya başladı. Evet, yine kıvırcıklarımızdan birkaç yaprak alacağız sevgili izleyiciler. Bayağı hem gerçekten çok temiz hem de tamamen yemyeşil diyebileceğimiz hepsi de. Böyle yaprak yaprak yıkadığınızda tek tek ayırmanız lazım. Çünkü uç kısımlarını öbür türlü de doğrayıp sirkeli suya koyabilirsiniz. Bugün tek tek yaprak yaprak yıkayacağımız için de gözle görüyoruz zaten sevgili izleyiciler yıkarken. Çorbamız da yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şerbetimiz kaynıyor zaten sevgili izleyiciler. Birazdan da hepsini servis edeceğiz sizlere.
Salatamız da hazır sevgili izleyiciler. Şimdi birazdan hepsini harmanlayacağız güzelce. Evet, şekerparelerimizi hemen tepsimizi değiştirelim. Çünkü bir tarafı iyice kızardı artık. Köftemiz hazır sevgili izleyiciler. Evet, bugün gerçekten ben de çok acıktım. Evet sevgili salatamızı da hazırladık. Ama şimdi ne yapıyoruz? Limonumuzu ve yağımızı sevgili izleyiciler şimdiden koymayacağız. Çünkü biliyorsunuz malum Ramazanlık olduğu için iftara yakın yağını ve limonunu her şeyini ilave edeceğiz. Sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Biz sadece limonlarımızı süs diye bırakalım üzerine. İftara yakın buradaki arkadaşlar onu hazırlayıp evet sevgili izleyiciler limonlu salatamız da hazır. Şehriye çorbamızda suyu kaynamaya başladı. Şimdi şehriyemizi atacağız. Bir 10 dakika kaynadıktan sonra çorbamız da hazır sevgili izleyiciler. Güzel sebzeli bir tel şehriye çorbamızı daha önce arpa şehriyemizi yapmıştık ama bugün tel şehriye. Evet şekerparemiz hazır sevgili izleyiciler. Diğer bir küçük borcamız da yine olmuştu 5-10 tane onu da atıyoruz. Evet sevgili Pratik Lezzetler izleyicilerine bugün tatlımız şekerpare sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızardı. Dilerseniz üzerine fındık, dilerseniz ceviz. Şerbetimiz bir 5 dakika daha kaynadıktan sonra bir de biraz ılık olacak. Suyunu vereceğiz, şerbetini vereceğiz ve iftar saatine kadar dinlenmiş olacaktır sevgili izleyiciler.
tepsimiz daha vardı. Fırına attık. O da pişsin sevgili izleyiciler. Şerbetimizi ona da vereceğiz. Bugün yine bolca bir ne yaptık sevgili izleyiciler? İftar menümüzü hazırladık. Bugünkü kanal 23 pratik lezzetler. İftar menümüz hemen üzerinden geçelim. Güzel bir köfte hazırladık sevgili izleyiciler. Parmak köfte yaptık biz bugün. Biraz da kaldı, onu misket köfte olarak en son yapıp üzerine koyabiliriz de. Veya güzel bir misket köfte çorbası yapabiliriz. Patlıcan, iki dilim patlıcan arasına köftemizi koyduk. En son üzerine kırmızı biberimizden bir sıra dizdik ve domateslerimizden dizdik bir sıra. Çok lezzetli bir köftemiz hazır. Köfte harcı için 750 gram kıymamız vardı sevgili izleyiciler. Ve bir su bardağı kadar da irmik ilave ettim sevgili izleyiciler. Bir yumurta, iyice bunları yoğurduktan sonra bir tutam maydanoz ve bir yemek kaşığı da un ilave ettim ki biraz daha köftemiz birbirini tutsun. Zaten tutuyor. Onunla bir sıkıntımız hayat olmaz ama biraz daha lezzetli olsun sevgili izleyiciler. Akşam yediğimizde yumuşak tutsun onu. Çünkü hamur biliyorsunuz yumuşak tutacaktır. Ama diğerleri olsaydı köftemiz çok daha sert olacaktı. Hamur biraz daha köftemizi yumuşak tutsun diye ben ilave ettim. Az önceki izleyicimize de buradan onu da tiyosunu vermiş olalım. Hafif bir un attığımızda köftelerimiz yumuşak kalacaktı. Çünkü akşam tekrar bu iftardan 5 dakika önce fırına tekrar girip çıktığında çok daha lezzetli bir köfte, kıtır kıtır olmayacaktır. Yumuşacık bir köfte tüm ekip arkadaşlarımız yemiş olacaktır. Ben teşekkürler ederim demiş Halep'ten. Buradan Halep'e kucak dolu sevgiyle gerçekten bizi takip ediyor. Selam şefim, yine güzel tarifler için teşekkür. Size kolay gelsin, ellerinize sağlık demiş Şükran. Buradan tekrardan Şükran ablama hayırlı Ramazanlar diliyorum. Fransa'ya sevgiler, saygılar gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hiç bıkmadan usanmadan bizi izliyor Şükran ablam. Biz de hiç bıkmadan usanmadan her gün keyifle gerçekten Kanal 23 binasına koşa koşa geliyoruz sizlere. Güzel, pratik tarifleri, daha kolaylaştırıcı tarifleri vermeye gayret ediyoruz. Buradan Fransa'ya Nezahat ablama da selamlar, saygılar olsun. Şükran ablama da tekrardan. Evet, çorbamız kaynamaya başladı sevgili izleyiciler. Şimdi biraz daha şekerparemiz vardı, atmıştık fırına. O da piştikten sonra şerbetimizi dinlendirip üzerine ilave edeceğiz. Daha buradan gittikten sonra bir 15 kişilik iftar var. Gidip onlara da güzel bir çorba ve onlara da iftar menüsü hazırlayacağız sevgili izleyiciler. Yani buradan çıkar çıkmaz oturmaya gitmeyeceğiz. Yine mutfağa devam. Çünkü mutfağı seviyoruz. Evet, şerbetimiz kaşıkta kaldığı kadarıyla yapış yapış olmaya başlamış sevgili izleyiciler. Hemen şöyle yine bir kasemi bırakayım. Çünkü neden derseniz tenceremiz sıcak, tezgahımıza zarar vermesin sevgili izleyiciler. Portakallı şekerpare yaptık bugün sevgili izleyiciler. Fırındaki tatlımıza bakalım sevgili izleyiciler. Evet, bir 6-7 dakika sonra o da hazır. Ben hemen sadece
biraz buharda kalması için şurada bir tepsimiz var sevgili izleyiciler. Bunu hafifçe şöyle bir 5 dakika sadece buharını şekerparemize versin. Ardından sizlere servis edeceğiz. Şimdi birazdan şekerparemizi. Yine sevgili izleyiciler erişte çorbamıza yani şehriye çorbamıza daha doğrusu ne lazım? Reyhan. Çok güzel bir parça yine reyhan atacağız sevgili izleyiciler. Şehriye çorbasında da reyhan çok güzel olur. Şöyle çok fazla ufatmadan yaprakları görünsün içinde sevgili izleyiciler. Vaktimizin dolmasına da sevgili izleyiciler 15 dakikamız var. Daha tatlımız var fırında, onu pişireceğiz sizlere. Evet, tatlımız yavaş yavaş bir 6-7 dakika sonra belki de daha kısa sürede çıkacaktır sevgili izleyiciler. Onu da borcamla pişirdik sevgili izleyiciler. Ben hemen borcam altına bir yine seramik tabak alayım ki lezzetli bir tatlımızı sizlere ikram edelim sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Yine sosyal medyaya bakalım sevgili izleyiciler. Bizi izleyenler varsa onlar bazen çünkü mesajlar geliyor göremiyoruz. O yüzden oradaki mesajlarımızı da okumuş oluruz en azından. Yine sevgili Hakan Hayti abime, Sürsür'deki kuaförümüze çok teşekkür ediyorum. Sürekli yine bizi takip ediyor Ramazan olmasına rağmen. Ben Trabzon Akçaabat'tan Avni şefim bir gün bize Akçaabat köfte yap da yiyelim. Güzel Karadeniz şivesi de yazmış. Yiyelim demiş. Da bizim hanım güzel yapmayı demiş. Uşağım. Buradan Trabzon'a kucak dost sevgiler. Avni şefim demiş. Kendin ismi galiba Avni. Avni Usta'ma da buradan selamlar gönderiyorum. Tekrar mesajı okuyayım. Ben Trabzon Akçaabat'tan Avni Şef'in, şefim bir gün bize Akçaabat köfte yap da yiyelim da bizim hanım güzel yapmayı demiş uşağım. İnşallah bir gün size Akçaabat köfte de yapalım sevgili şefim. Buradan Trabzon'a da sevgilerimizi gönderelim. Portakallı şekerpare tarifi alabilir miyim demiş. Portakallı şeker pare tarifi yarın yapacağız. Yarın verelim. Olur mu sevgili izleyiciler? Portakallı şeker paremizi bugün yaptık. Şimdi birazdan tam bitirelim. Ondan sonra tekrar tarifimi vereyim. Hemen akşam yapıp yiyecekseniz verelim tarifimizi. Evet sevgili izleyiciler. Yine şekerparemizden kalmıştı. Onu da farklı bir şekilde dilimleyip hazırladık. Çorbamız da hazır bu arada. Bir iki dakika daha kaynasın. Ve ılıyan şerbetimizi tatlımızın üzerine yine ilave ediyoruz. Evet, portakallı şeker paremiz de hazır sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi hemen geriye kalan şerbetimizi de diğer tatlımıza kalanına ilave edelim. Çekti çünkü hepsini. Biraz da buharını
Evet sevgili izleyiciler. Biraz da kaldı yine buraya. Biraz da bu arada kalsın 2 dakika. İşte gördüğünüz gibi şekerparemiz. Sevgili izleyiciler portakallı şekerparemiz. Mis gibi. Şöyle tepsimizi alalım. Dilerseniz ceviz, dilerseniz Hindistan cevizli, dilerseniz fıstıklı. Ne isterseniz onu koyabilirsiniz. Biz akşam onu buradaki iftar tutan arkadaşlarımızın zevkine bırakıyoruz. Abdurrahim iyice bitti zaten. Düştü artık. Bayıldı bayılacak. Çok teşekkürler size demiş. Biz teşekkür ederiz. Portakallı sevgili izleyiciler şekerparemizin tarifini eğer tekrardan isterseniz daha sonra bugünkü programımızı YouTube'a yazarsanız oradan izleyebilirsiniz ve oradan tarifimizi çok rahat bir şekilde tane tane hepsini almış olacaksınız. Ben tekrardan bütün tariflerimiz üzerinden birazdan geçeceğim. Yaklaşık 10 dakikamız kaldı. Son 5 dakikamızda tariflerimizi vereceğim sizlere. Ama ekranını yeni açmış olan izleyicilerimiz eğer bugünkü yetişemediyseniz artık şansınızı kaybetmediniz. Neden? Çünkü hemen akşam da olabilir, bir sonraki gün de olabilir sevgili izleyiciler. YouTube'a Kanal İmiş Pratik Lezzetler. Bugünkü tarihi atarsanız programımızı ve bugünkü lezzetlerimizi çok keyifli bir şekilde not edebilirsiniz ve tarifimizi tekrar izleyebilirsiniz. Buradan da yine tüm istediğiniz bütün bölümlerimizi izleyebilirsiniz sevgili izleyiciler. Biz de size çok teşekkür ederiz o zaman. Bütün tariflerimizi, bütün yemeklerimizi siz de oradan öğrenmiş olacaksınız. Evet, çorbamız da hazır. Hemen çorbamızın altını da kapatalım. Bir 2-3 dakikada dinlensin. Ondan sonra bir kase de çorbamızdan alalım servis için. Evet sevgili izleyiciler, tatlılarımız da hazır. Şerbetimiz yeterli. Evet çorbamızı da sizler için servis edelim ve ardından artık sizlere bugünkü ayrılan süremizin sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi yine pratik lezzetler mutfağında lezzetler doldu taşıyor sevgili izleyiciler. Artık tezgahımızda yer kalmıyor. Gördüğünüz gibi tezgahımızı hep boşaltma peşindeyiz ki sizlere bütün lezzetli yemeklerimizi servis edelim sevgili pratik lezzetler izleyicilerine. Hafta içi her gün saat 2'yi gösterdiğinde elinize kumandayı alın ve Digitürk izleyenler 151'i tuşlasın. Siz hala kumandanızda 1'i almadıysanız Kanal 23'ü çok şey kaybedebilirsiniz sevgili izleyiciler. Hemen bir porsiyonla çorba. İçindeki taneleri görmenizi istediğim için sevgili izleyiciler. Çok fazla suyundan almayacağım çünkü içinde neler var onu siz izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Kırmızı biber, yeşil biber koymadık tabii ki. Patlıcan çok da lezzetli bir şehriyeli. Tel şehriyeli bir çorba hazırladık sizlere sevgili izleyiciler. Şöyle yanına bir dilim de limon koyduğunuzda
Hemen ben onu da bırakayım yanına. Şöyle bol limonlu bir şehriye çorbasını akşam iftarda siz de misafirlerinize hazırlayın sevgili izleyiciler. Evet sevgili yönetmenim hemen tekrar hatırlatmış. Kanal 23 pratik lezzetleri yazdıkları zaman tüm bölümlerimize ulaşabilir. Değerli izleyicilerimiz, bizim işimiz kıymetli izleyicilerimizle her platformda demiş. Gerek sosyal medyada gerek TV karşısında oklara hizmet etmek demiş. Onlara hizmet etmek demiş. Ben yönetmenimin adına da sizlere çok teşekkür ediyorum. YouTube adresine bana verir misiniz demiş. Tarifler adım Semra. Semra Hanım şöyle söyleyelim. Az önce okumuştum. Hemen yine okuyayım. Semra Hanım muhtemelen ekran başındadır. Kanal 23 pratik lezzetler yazdığınızda bütün bölümlerimizi oradan hepsini aynı anda görebilirsiniz. İsterseniz hemen şuradan beraber yapabiliriz. Ben hemen şurada açtığımda işte gördüğünüz YouTube sayfasını açıldığında üste tıkladığında burada zaten var. Kanal 23 pratik lezzetler. İşte gördüğünüz gibi tüm bölümlerimiz sevgili izleyiciler. Bütün bölümler yani YouTube bizim, kimsenin değil. Komple bizim programlarımız. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum YouTube'a da buradan. İşte gördüğünüz gibi bütün bölümlerimiz tek tek hepsi burada. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Semra Hanım da oradan izleyebilirsiniz. Bütün bölümlerimizi her bölümde farklı tarif yaptığımız için bütün lezzetleri rahat bir şekilde hem izleyebilirsiniz hem de yapabilirsiniz çocuklarınıza. Çünkü arada çocuklar lezzeti hazırlamıştık. O yüzden sizlere de buradan çok teşekkür ediyoruz. Kaç dakikamız kaldı Abdurrahim? Çok susadım. Son 3 dakikamız kalmış. Çorbamız da hazır. Tatlımız da hazır. Salatamız da ve yemeğimiz de hazır. Şöyle yine bugün birbirinden lezzetli tarifleri siz kıymetli izleyicilerimiz için Kanal 23 ekranlarında pratik lezzetler mutfağında hazırlamaya gayret ettik sevgili izleyiciler. Hemen gelen mesajları boşa vermeyip hepsini okuyalım siz izleyicilerimiz. Tamam anladım demiş. Sağ olun şefim. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de şimdiden hayırlı iftarlar diliyoruz. Son 3 dakikamız kaldı sevgili izleyiciler. Hemen 3 dakikada bugün neler yaptık? Az önce bir izleyicimiz tarif sormuştu. Hemen tariflerimize geçmiş olalım. Bugünkü güzel parmak köfte yaptık sevgili izleyiciler. 750 gram kıymamız vardı. 1 su bardağı, 200 ml su bardağı irmik kullandık. 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı un ve iyice yoğurduktan sonra 1 tutam da maydanozumuzdan köftelerimize ilave ettik. En son 1 patlıcan, 1 köfte, 1 patlıcan, 1 köfte tepsimize dizdikten sonra sırayla en son üzerine kırmızı biber ve domates. Yani kırmızı ürünlerimizi üzerine dizdik ki ve en önemlisi çok lezzetli bir tereyağlı salçalı sos kendine yaptık bolca. Yine burada güzel bir yeşil salata yaptık sevgili izleyiciler. 1 adet domates, 2 adet salatalık, yine roka ve kıvırcıktan oluşan güzel bir mevsim salatası hazırladık. Evet, portakallı irmik yaptık bugün sizlere. Şekerpare, irmik biliyorsunuz hem köftemiz hem burada. Portakallı şekerpare. Portakallı şekerparemiz için 1 adet portakal suyu sıktık taze burada. Ve yine 1 su bardağı kadar irmiğimiz vardı. Yine 1 adet yumurta, 1 paket vanilya ve 1 çay kaşığı kabartma tozu kullandık. İyice yoğurduktan sonra sevgili izleyiciler, un çok fazla olmadı. Çünkü biliyorsunuz bu malzemeler zaten çok azar azardı. Yumurta sıvı çünkü çok sıvı malzememiz yoktu. 1 portakal suyu vardı, yarım çay bardağı su. O yüzden bir 2 bardak un anca almıştır. İyice yoğurduktan sonra da küçük küçük yapıp tepsimize dizip ve fırına verdik. Portakalı isterseniz siz portakalı rendeleyebilirsiniz de ama tavsiyemiz portakal suyunu sıkıp güzelce lezzetli bir un buluşturun. Yoğurun iyice güzelce. Bazen gidiyor artık. İyice susadım sevgili izleyiciler. Yayınımızın son 2 dakikası. Ben bu 2 dakikada da teşekkür edeyim bari herkese.
Bizi izleyen tüm izleyicilerimize gerek Elazığ, gerek ilçelerimiz, gerek köylerimiz, gerekse il dışı yani Türkiye içindeki tüm herkese selamlar, saygılar ve gerekse il dışındakiler, ülke dışındakiler herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de biz birçok ülkeden izleniyoruz. İşte bugün gelen mesajlarımız hemen şöyle bir göz atsak Halep'ten geldi mesajımız ve yine bir izleyicimiz de bizi nereden izliyordu? Yine Türkiye Cumhuriyetlerinden birinden aramıştı. Mesajı bulursam onu da okuyacağım sizlere sevgili izleyiciler. Birçok yerden izliyorlar. Biz çok teşekkür ediyoruz. Almanya'dan izleyen var. Fransa'dan yine izleyenler var bizi. Moğolistan'dan sevgili izleyiciler. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Herkese saygılar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Yarın buluşmak dileğiyle, yarın Cuma, şimdi de herkesin Cuması mübarek olsun. Tüm hastalarımıza Rabbim şifalar versin. Yine Türkiye'nin en doğru kanalından sakın ayrılmayın. Çünkü en doğru kaliteli programları sizlere Kanal 20 sunuyor sevgili. Ben gideceğim, sakın bir yere ayrılmayın. Çünkü hemen arkadan kim geliyor? Yaşıma dair sevgili Melisa hocamız gelecek. Hemen o da alt katta yayında şu an stüdyo hazırlanıyor. Ben sözü çok fazla uzatmadan Alasmalık diyorum. Kendinize iyi bakın. Melisa hocamla baş başa kalın.